Grubu adına Konya Milletvekili Orhan Erdem. Buyurun Sayın Erdem. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii öğretmen ataması konusu her zaman siyasetin önemli bir gündemi oluyor. Aslında bu noktada atama bekleyen öğretmenlerimiz üzerinden de biraz siyaset yapılıyor. Çünkü hatırlayın, plan bütçede olsun, buradaki konuşmalarda 500 bin öğretmen atama bekliyor, 600 bin öğretmen atama bekliyor diye başlayan ifadeler çoktur tutanaklarda. Ben plan bütçede bakana dedim ki, soru olarak, son atamada kaç bin öğretmen atamak için başvurdu? Bana gelen cevap 125 bin. ÖSYM'ye sorduğumuzda 300 bin civarı bir öğretmenin KPSS'ye girdiğini görüyoruz. 300-350 bin. Ama kimse AK Parti iktidarı döneminde kamuya 800 bin öğretmen alınıp, tabii dışarıda kalanlar da var ama özelde de 200 bine yakın bir öğretmenin çalıştığını hesaba katmıyor. Haklı olarak her atama döneminde özelde çalışan öğretmenlerimiz de devletten görev almak ister. Bu başvuruların da, ki sizlerin söylediği kadar olmayan başvuruların da buradan kaynaklandığını görüyoruz. Tekrar ediyorum. Döneminde 800 bin öğretmen atamış bir iktidara bu konuları söylüyorsunuz. Şimdi mülakat konusuna gelince, mülakat kanunla, sanırım 2015 yılıydı, yaşanan olaylar nedeniyle Milli Eğitim Kanunu'na da girdi. Ancak ilk atamadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir zaman mülakat yapmadı. Mülakatta öğretmenlerin KPSS puanını aynı yazarak sıralamadan atamalarını yaptı. Son dönemde de bundan sonra mülakat olacak olmayacak Cumhurbaşkanı'nın sözü, bir kere bizim Cumhurbaşkanımızın sözü üzerine sözü olmaz. Çeşitli değerlendirmeler olur. Daha iyi noktada bir şeyler yapmak adına arayışlar olur. Biz bir arada şunu düşündük. Öğretmen Akademisi kuruldu. Bu atamaları bunun üzerinden yapalım. En doğrusu da bu. Bundan sonra mezun olan arkadaşların Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden akademiye alınması. Buyurun tamamlayın. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ve bunun üzerine de görevlerine başlayabilirler. Bu da benim fikrim. Şimdi ben bunu söyledim diye yeni bir şey mi ortaya attım? Bir tartışmadır, bir fikirdir. O bakımdan inşallah en iyi şekilde yine açıklanacak kontenjanlarda Milli Eğitim Bakanlığımız atamalarını yapacaktır. 800 bin öğretmenimizin üzerine yeni öğretmenler ve şu anda 1 milyon sanırım 20 bin civarında, 170 bin de özelde desek 1 milyon 200 bin öğretmenimiz görev yapıyor. Hepsine minnettarız. Ben hep söylerim, onların ne ücretlerinin ne haklarının hesabı kitabı olmaz. Ama hükümet elindeki imkanlarla belirli şeyler yapmaya çalışıyor. Onlar Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, her mum bir mumu yakarak ışığından bir şey kaybetmez der. O şekilde mumları yak. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. İsa Bey buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Oylamayı bekledim. Sayın Hatip konuşmasında öğretmenler üzerinden siyaset yaptığımız gibi bir ifade kullandı. Sayın Erdem, öğretmenler üzerinden siyaset yapmıyoruz. Türkiye'nin bütün önemli konularını buraya taşıyoruz. Dolayısıyla buraya taşıdığımız her gündem o zaman siyaset, onların üzerine siyaset yapıyoruz gibi bir algı çıkarabilirsiniz. Yani iktidar partisindeki arkadaşların
en çok zorlandığı konulardan birisi mülakat konusunda verdikleri sözle ilgili bu kürsüden bir açıklama yapmaktır. Sayın Erdem'in de çok zorlandığını gördük. Şöyle ilginç bir ifade kullandı. Bakın KPSS puanı neyse mülakatta da aynı puan yazılıyor dedi. Arkadaşlar o zaman kaldırın, niye var bu uygulama? Kaldırın bu mülakat zilleti, gençlerin üzerinde de bir gelecek umudu anlamında bir olumsuz bir şey olmasın. Gerçekten iktidar partisini bu anlamda anlayamıyoruz. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Hiçbir cevap bulamadık. Keşke iktidar partisindeki arkadaşlar sorduğumuz soru... Ya bitirelim ya. Amacına ulaşan şekilde konuştunuz, buyurun. Bu ara Bülent Bey yok buralarda bu ara. Bey buyurun. Evet tamam başkan, evet. Teşekkür ederim. Talat Dinçer Bey burada mı? Yok. İyi Parti grubunun iş tüzüğünün 19